Evet. Değerli divan, özellikle Orhan Bey'e ben teşekkür ediyorum. Protokolün bütün üyelerini saydı. Protokol saymakla bitmiyor. Şimdi ben hepsini tek tek saymaya kalksam arada atladıklarımız olacak mutlaka. Ama Orhan Bey bu vazifeyi sağ olsun bizim yerimize yaptı. Tabii protokol üyelerine, hepsine, dışarıdan gelen, Hilvan'dan gelen bütün değerli dostlarıma ben öncelikle şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ama öncelikle tabii hepsinden önce sayelerinde protokol üyesi olduğumuz, onların sayesinde, çünkü önce Allah'ın sayesinde, onların desteğiyle protokol üyesi olduğumuz AK Parti'nin bu değerli gönüldaşlarıma, değerli dava arkadaşlarıma, değerli hemşehrilerime ben öncelikle bir kere daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi, her şartta, her ortamda yine bizleri yalnız bırakmadıkları için Allah hepinizden bir kere daha razı olsun diyorum. Hoş geldiniz Şeref Erdoğan. Evet, yeni bir dönemin başlangıcı. Değerli dostlar, değerli hemşehrilerim. Bugün kongrelerimiz tekrar başlıyor. Ve tabii Hilvan'da başlamış olmak benim için de ayrı bir mutluluk kaynağı. Hilvan biliyorsunuz bizim için, benim asıl ilçem olan Siverek'ten hiçbir farkı yok. Hilvan neyse Siverek odur, Siverek neyse Hilvan bizim için odur. Hiçbir zaman birbirimizi ayrı görmedik. Zaten ayrı görmemiz mümkün değil. Salon da zaten bunu gösteriyor. Siverek'ten farkı yok. Tabii bu yenilenmenin bir Hilvan'la başlamış olması bizim için çok büyük önem arz ediyor. Ve bu yenilenmenin aslında bir yenilenme değil, bir devam, ama bizim için çok önemli ve isabetli bir tercih olan Mustafa Cıdır kardeşimin tekrar görevlendirilmiş olması da gelecek adına, aslında kendi şahsım adına söylüyorum. Siz sakın yanlış anlamayın. Siz hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayın. Ama benim azıcık da olsa azalmış ümidimi biraz tazelemeye vesile oldu Mustafa Cıdır kardeşimin. Ben inanıyorum ki inşallah bundan sonraki görevlendirmelerde de, bundan sonraki atamalarda da, bundan sonraki seçimlerde de gerçekten AK Parti'yi 2023 vizyonuna taşıyacak, 2023'e bizi götürecek Mustafa Cıdır gibi değerli kardeşlerim, değerli genel merkezimizin yetkililerimiz burada. Onlara özellikle sesleniyorum. Onların desteğiyle Urfa'yı biz Allah'ın izniyle nasıl aldıysak öyle teslim etmek durumunda kalacağız. Ama şahıslar önemli, yöneticiler önemli, idareciler önemli. Geçen seçimde söylediğimiz şeyi yine bir kere daha söylüyorum. Allah bize emaneti eğilenlere vermemizi emrediyor. Biz Allah onu emrettiği için bütün hep birlikte yaşadık. Bütün dünyanın üstümüze gelmesine rağmen biz Allah'ın emrinden vazgeçecek değiliz. İsterse bütün dünya karşımıza dikilsin, Allah bir şeyi emretmişse emretmiştir. Kıyamete kadar o emir geçerlidir ve geçerli kalacaktır. Bizler kıyamete kadar o emirleri uygulamak zorundayız. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymak zorundayız. Allah'ın emirlerini tutmak zorundayız. Emanet bugün eğilenlerde. Ben buna canı gönülden şehadet ediyorum. Mustafa Cıdır ve ekibi, bütün ekibiyle beraber belediyeyi zaten inşallah emin ellere verdiniz. Ve bugün de ilçe başkanlığını Hilvan'da biz gözümüz rahat, kulağımız rahat bir şekilde inanıyoruz ki 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yük olmadan, bakın hep ne söyledik, artık Sayın Cumhurbaşkanımıza yük olmadan bu işi götürmemiz lazım. Biz sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza yük olarak
bu partiyi, bu davayı bir yere taşıyamayız. İşte bu ekip yük alacak. Yük verecek ekip değil, bu yük alacak bir ekip. İnşallah bundan sonraki kadrolar da Urfa için özellikle. Urfa çünkü peygamberler şehri diyoruz, muhafazakar bir şehir diyoruz. Eğer Allah korusun Urfa yanlış ellere teslim olursa bunun vebalini ne bu dünyada ne öbür dünyada biz ödeyemeyiz. Biz üzerimize düşmeli yapmakla mükellefiz. Çok güzel hizmetlerden bahsedildi. Belediye başkanımız, değerli milletvekillerimiz. Evet, bu hizmetler şart. Ama bu hizmetler eskiyecek. Bizim yaptığımız hizmetler de bir gün eskiyecek. Yeni bir ekip gelecek. Yeni bir kadro gelecek. Sizler, sizlerin çocukları, torunlarınız o ekipten yeni hizmetler isteyeceksiniz. Belki o eski hizmetleri yapanlar hiç akla dahi gelmeyecek. Onlar belki hatırlanmayacak bile. Hepimiz bir gün eskiyeceğiz. Bir gün eski milletvekili olacağız. Bir gün eski ilçe başkanı olacağız. Bir gün eski belediye başkanı olacağız. Eski teşkilat mensupları olacağız. Ama yeniler bu bayrağı taşımakla mükellef. Biz bayrak yarışındayız. Yeter ki bayrağı sağlam bir şekilde emin ve ehil ellere teslim edelim. Bu hizmetler evet çok güzel ama zahir mamur, inşallah batın para olmaz. Bakın zahiri çok güzel mamur yaptık. AK Parti'nin bu konudaki hizmetlerini hiç kimse, düşman bile kabul etmek durumunda. Bugün eski Hilvan'la yeni Hilvan'ı karşılaştırdığınızda inanın AK Parti belki Türkiye'de en fazla yatırım yaptığı yerlerden biri Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde hem Başbakanlığı döneminde hem Cumhurbaşkanlığı döneminde Hilvan'a yapılan hizmetleri bugün saymakla bitiremeyiz. İşte belediye başkanımız biraz önce saydı ama inanın birçoğunu da es geçti. Vakit kaybından vakit kaybı olmasın diye. Ben buna eminim. Ama önemli olan batını da mamur hale getirmemiz lazım. İşte bu hepimizin üzerine vazife. Bugün dünyada İslamofobi diye bir canavar hortlamışken, Müslümanlara karşı düşmanlık adeta tavan yapmışken, bizler bu davanın temsilcisi olarak bulunduğumuz makamların hakkını her şekilde vermemiz lazım. Kötü şeylerle anılmamamız lazım, hep iyilikle anılmamız lazım, hep doğrulukla anılmamız lazım, hep dürüstlükle anılmamız lazım. İşte burada hepimize çok büyük bir görev düşüyor. Mesele koltukları doldurmak değil, mesele o koltukların hakkını vermek. Koltuklardan güç almak, şeref almak değil, koltuklara güç ve şeref vermek. İnşallah bu ekip, bu kadro, bu gücü, bu şerefi verecek ve hep hak ettiğimiz bir şekilde bu davayı en güzel şekilde temsil edecek. Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepinizi bir kere daha Allah'a emanet ediyorum. Bu güzel günde bizleri tekrar yalnız bırakmadığınız için, bir kere daha yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah ebeden razı olsun diyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun ve bugüne kadar Hilvan'da AK Parti'ye hizmet etmiş, oylarını vermiş bütün dava arkadaşlarıma, rahmete gidenlere rahmet diliyorum. Geride kalanlarına ben başsağlığı diliyorum ve bundan sonra hizmet edecek olanlara da ben muvaffakiyetler diliyorum. Allah hepimizin ve hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Zorlu bir sürece giriyoruz. Bundan sonra çok daha zorlu bir süreçle karşı karşıyayız. İçten dıştan kuşatılmış durumdayız. Ama Allah'ın izniyle, iman gücüyle, sizlerin desteğiyle hep birlikte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu zorlu süreçten çıkacağız ve hep birlikte aydınlık günlere kavuşacağız. Allah hepinizden razı olsun tekrar ederim. Kıymetli ekibimize, Avrupa'nın yolcumsuz başkanımıza,